arkadaşlar, Melilent kanalına hoş geldiniz. Bugün SHSDI'nin havalı kısaltması olmayan bu muhteşem programımızın 3. bölümünü çekiyoruz. Ve yanımda Metin Şahin var. Kendisi kardeşim olur. Bravo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün onunla beraberiz. Metin'le beraberiz. Şu anda ders çalışmak yerine benimle burada oturduğu için biraz mutsuz. Tabii. O yüzden kısa keseceğiz. Hızlı hızlı hemen sorularımızı sorup bu işi bitiriyoruz. Öncelikle hoş geldin. Birazcık kendinden bahsetmeni istiyorum. Tanımayanlar olabilir diye. Neden şu anda buradasın? SHSDI'de olma sebebin. Metin Şahin ben. Evet. Kardeşinim. Evet, kardeşim. 17 yaşındayım. Robert Kolej'de okuyorum. 12. sınıf. MFTM. MF. Kazanmak istediğimiz yer. Tıp istiyorum. Bakalım. Bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı. Şimdi biz bu videoda biraz Robert Kolej'de okumak nasıl bir şey ve bunu kazanmak için neler yapabiliriz? Gerçi şu an Metin 12. sınıf olduğu için sistem değişmiştir. Biliyorsunuz her sene sistem değişiyor bizim ülkemizde. Yine de birazcık taktik vermek adına bu biraz işte 8. sınıfa giden arkadaşlarımıza yardımcı olsun diye. Hem de Robert'a yeni başlayanlara belki bir rehberlik etmiş oluruz. 12. sınıfa giden gayet tecrübeli bir tarafından. Bu videoyu izleyenler umarım faydalanabilirler. O zaman başlayalım. Sen girdiğinde kaç net gerekliydi? Nasıl kazandın? Biraz bunlardan bahset bakalım. Bizde şeydi, çıktı. İngilizce ve din soruları sayılmıyordu. TEOG'la girdim ben. İngilizce ve din soruları Robert'te sayılmıyordu. Onun dışında kalan 4 ders Türkçe, matematik, fen ve sosyal sayılıyordu. Neden? Çünkü İngilizceyi zaten kendini öğreniyorsun. İngilizcesiz girsen de okulda öğretiyorlar sana. Dinde hani farklı dinlerden falan da bir sürü insan olduğu için onu dikkate almıyorlardı. Diğer 4 ders önemliydi. O 4 dersten full çekmen gerekiyordu. Yani. İki sınavda da. TEOG 2 taneydi. Senin nasıldı netlerin? İkisi de fulldü. Yani ilk TEOG'da dinde 3 tane yanlış yaptım. Harika yorum yaparım. O yüzden soruları çok güzel yorumladığım için. Öyle, ikincisi fulldü. Peki buraya işte giriş olayları falan nasıl oluyor? Haziran ayında oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Okul bittikten sonra, işte sınav falan açıklandıktan sonra işte kayıt takvimi falan var. Ona göre kayıt yapıyorsunuz. İşte listeler açıklanıyor. Yedek listeler, işte asil liste falan. Ona göre işte okula çağrılıyor aileler. İşte 100 tane erkek, 100 tane kız yaklaşık olarak her sene alınıyor. Böyle konferans salonunda herkesin oturup çocuğunun isminin okunmasını beklediği bir öyle bir an vardı. Peki şu anda nasıl olduğuyla hakkında bir bilgin var mı bu kaç netle girilme olaylarının? Puanı her sene değişiyor. Yani her sene değişiyor dedim. Sonuçta yaklaşık bir şey de var da her sene yine puanı açıklanıyor. Hı hı. Bu sefer artık bildiğim kadarıyla bütün dersler dikkate alınıyor. Direkt LGS puanı şu anda önemli. Sen dediğin gibi sadece işte dinden yanlışım vardı TEOG zamanında. Hmm. Peki bu böyle bir başarı elde etmek için nasıl çalıştın? Ve yani bu Robert'i elde etmek için 8. sınıfta nasıl çalıştın? Ve şu anda üniversiteyi kazanmak için nasıl çalışıyorsun? Bunu merak ediyoruz. Ya aslında aynı diyebilirim. Hani TEOG zamanındaki çalışmamla şu andaki çalışmam temeli aynı. Benim kafamda belli bir sistem var. O sisteme göre çalışıyorum. Bir kere sorumluluğumu biliyorum. En önemlisi bu. Yani sorumlu davranmak lazım. Hani ben bir konuda eksiksem, işte test çözmem gerekiyorsa ya da işte hani belli bir şekilde ders çalışmam gerekiyorsa ona çalışıyorum. Ya da mesela bir sınav haftasıysa, o an hani okulun sınav haftasıysa ders çalışmayı bırakıp okul sınavlarına çalışıyorum. Ya da başka bir işim varsa o işimi yapıyorum. Bir de sevmediğim şeylerden kendimi uzak tutuyorum. Hani moralimi olabildiğince yüksek tutmak için. Öyle ders çalışmanın falan aşığı bir insan değilim. Hani çok sıkılırsam da çalışmayı bırakıyorum. Çünkü sıkıldıktan sonra çalışmak da bir fayda etmiyor. Aynen öyle. Öyle yani. Hani aşırı şekilde yoğun çalışmaktan ziyade en verimli çalışmayı elde etmeye çalışıyorum. Gerektiği zamanda gerektiği kadar çalışıyorum. Gerekmediği zamanda da istediğim şeyleri yapıyorum. Oyunumu da oynuyorum. İşte arkadaşlarımla da takılıyorum. Evet. Sosyal medyada da zaman geçiriyorum. Evet. Öyle. Her gün akşamları Metin bilgisayar oyunu oynar. Evet. TEOG zamanında da öyleydi. Hala da öyle. Aynen öyle. O zaman PSP vardı değil mi sende? Vardı. Aga. Ne günler. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Robert'in diğer okullardan farkı nedir? Robert'te okumak diğer devlet okullarında ya da özel okullarda okumaktan nasıl farklı? Neden farklı? Ya genel olarak bir lise gibi değil. Hani liseden daha çok Türkiye'de özellikle Türkiye'deki üniversiteler kalitesinde eğitim alıyorsunuz, onu söyleyebilirim.
İngilizce açısından zaten hani bütün eğitim İngilizce olduğu için zaten İngilizceyi bayağı söküyorsunuz. Hani İngilizceniz kötü olarak da girseniz. Akademik açıdan ya en büyük farkı o diyebilirim. Bunun dışında hani dersleri falan da çoğunlukla kendimiz seçiyoruz biz. Özellikle hani her sene seçtiğimiz ders sayısı artıyor. Her sene aldığımız hani belirli dersler var. Onlar da hani MEB'in zorunlu tuttuğu dersler işte beden, din, Türkçe gibi. Ama onun dışındaki dersler değişiyor. Biz seçiyoruz şu anda matematikleri, feni filan. Mesela 10. sınıftan sonra matematik almak zorunda değilsiniz. O tamamen seçmeli. Yani çoğunluk tabii ki de alıyor. Çünkü üniversitede gerekiyor yani öğrenmeniz gerekiyor. Ama teknik olarak zorunda değilsiniz yani. Fen dersleri filan da sosyal dersleri de çoğunlukla böyle seçmeli oluyor. Onun dışında sosyal açıdan çok etkin bir okul. Kulüpler bayağı aktif Aynen bayağı sizde. 130 tane filan kulüp var mesela şu anda. Her sene artıyor. Değişik değişik kulüpler açılıyor. İşte projeler falan yapılıyor okul dışında. Okul içinde de bir sürü etkinlikler vesaire de oluyor. İşte konserler ya da öğrenci birliğinin düzenlediği çeşitli şeyler falan. O tarz yani. Müfredat Farklı şey yok. farklılığı var. Müfredat farklılığı var. Tabii ki de MEB'in belli sınırlamaları içinde müfredat farklı oluyor. İşte elbette Türkiye sınavında mesela çıkacak konuların birçoğunu öğreniyoruz ama hiç görmediğimiz konular da oluyor. Ya da işte ona göre hani dersler almamız gerekiyor. Kendi derslerimizi ona göre seçmemiz gerekiyor. Evet, müfredatı farklı ama normal devlet okullarından. Yani genelde şöyle oluyor işte yurt dışında mı okuyacaksın yoksa Türkiye'de mi Aynen. okuyacaksın? Önce buna karar veriyorlar ve sonra okul öğrencilerine ona göre bir yönlendirme sağlıyor Zaten gibi bir durum var. 10. sınıftan sonra seçtiğiniz dersler de ona göre oluyor. Yani Evet, yani o kendiniz zamana dersleri kadar karar seçtiğiniz vermiş olmanız gerekiyor. için. Başka ne farklılıklar vardı? Tabii ki eğitim dilinden İngilizce olması da en önemli farklılık ve çok güzel bence. Yani başka türlü öğrenemezsin gibime geliyor. Tatil bilmiyorum. Zırt pırt tatil oluyor. Zıt Güzel bir bir şey. Mesela şu Kasım yani sonbaharda ve ilkbaharda yapılan bir haftalık tatiller Milli Eğitim'de de başladı. Son birkaç senedir var işte 2-3 senedir. O bizim okulda daha önceden de vardı. Hep vardı. Bayağı ilk girdiğimden çok şaşırmıştım öyle bir şey olmasından. Çok iyi oluyordu. Hani mesela ara sınavlardan sonra bir tatil oluyordu o bir haftalık. Bayağı iyi geliyordu. Onun dışında da hani başka tatiller de oluyor. Tabii Amerikan okulu olduğu için Noel falan tatilleri de bizde geçerli. Onda da hani sonuçta Paskalya Cadılar Bayramı. Bunlar aynen hep tatil. yabancı işte Amerikalı hocalar falan genelde ülkelerine döndükleri için onlar da hani dini bayramlarda falan resmi tatillerinde onların da hani okul tatil oluyor. Öyle. En güzel yanı bu bence. Evet. Bir sonraki sorum iki aşamalı bir soru. Bu okulda seni en çok zorlayan şey neydi ve en çok sevdiğin şey neydi? Yani en sevmediğin, en sevdiğin gibi düşünebiliriz. En çok zorlayan yani sevmedim değil de hani zorlayan. İlk başta girdiğimde İngilizcem o kadar iyi değildi benim. Bayağı kötüydü. O bayağı zorlayıcı olmuştu. Çünkü hani kötü bir İngilizceniz var ve bir anda bir ortama giriyorsunuz. Hani her şey İngilizce. Bütün dersler İngilizce. Herkes İngilizce konuşuyor. Siz de İngilizce konuşmak zorundasınız. İşte etrafta yazan her şey İngilizce filan. Anlatılan her şey İngilizce. O bayağı zordu hani anlamak. Ama çok hızlı bir şekilde öğreniyorsunuz. Zaten öğrenmek zorundasınız. O hani onu yaşayınca da ister istemez öğreniyorsunuz yani. İnsan olmanız yeterli öğrenmek için. O şekilde hani ilk başta beni zorlayan şey oydu. Ondan sonra hani alışıyorsunuz her şey tıkırında gidiyor. En sevdiğim şey de projeler diyebilirim okulda. Toplum hizmet projeleri yapıyoruz. O benim en çok sevdiğim şeydi. Bayağı bir proje yaptım. Bir de onlar zorunlu olan kısmı da var, Aynen değil mi? genelde bir tane proje yapmak zorundasınız. Belli saatleri var. Belli saatleri tamamlamak zorundasınız. Bir proje yaparsanız ve hani hakkında verirseniz genelde o saati sağlamış oluyorsunuz ama hakkını vermezseniz saat kısılmaları da oluyor. O zaman daha fazla proje yapmanız da gerekiyor. Tabii ben bayağı yaptım. Saati falan da bayağı açtım. Okulda şu an en çok saati olan falan olabilirim hatta. Sosyal bir insan alkışlıyorum. Robert'e girdiğiniz için mutlu musunuz, pişman mısınız? Keşke başka bir okulda okusaydım Yok. dediğiniz anlar. Mutluyum kesinlikle. Evet, memnun musun, pişman mısın okulda olduğun için? Kesinlikle memnunum. Yani şöyle pişman olacaksanız şey yapmanız lazım. Hani ben lise okumak umurumda değil benim. Sadece Türkiye'de iyi bir üniversite kazanmak istiyorum demeniz lazım. Ve hani öyle bir durumdaysanız da hani o puanı aldıysanız lise sınavında ne yaparsınız? İşte Galatasaray, Kabataş'a falan, İstanbul Erkek'e falan o tarz bir okula gidersiniz. Ve hani tamamen Türkiye müfredatıyla Türkiye'de daha iyi bir üniversite kazanacak seviyeye gelirsiniz. Ama dediğim gibi hani bir liseden çok daha farklı. Lise
okumuş gibi olmuyorsunuz yani. Çok daha farklı bir şey okumuş oluyorsunuz Robert'ı okuyunca. Üniversiteyi yurt dışında okumak istiyorsanız kesinlikle Robert'e girmeniz lazım. Yurt içinde okumak istiyorsanız da evet hani diğer okullarda okuyunca çok daha kolay kazanabilirsiniz ama Robert'ta okuyunca da zaten kazanıyorsunuz. Sadece biraz daha zorlu oluyor. Ve 5 yıllık lise hayatınız kesinlikle çok daha farklı oluyor. O yüzden memnunum. Güzel. Evet, annemden bir talimat geldi içeriden. Buradan benim videoma müdahale eden bir insan var. Diyor ki bir tane sosyal sorumluluk projesini açıklasın ne olduğunu diyor. Evet, açıkla Metin. Ya benim yaptığım projeler genelde akıl oyunları üzerineydi. O tarz ya o alanı çok seviyorum. O yüzden o alanda projeler yapıyordum genelde ben. Kendimiz okulda işte anket açılıyor. Sonra kayıt yapmak bütün öğrencilere atılıyor o anket. Sonra işte kayıt yapmak isteyenler projeler kayıt yapıyor. Belli zamanlarda işte projeler yapılıyor. O anketten işte seçiliyorlar. Yaklaşık bir projede 15 öğrenci falan oluyor genelde. 10-15 tane. İşte o öğrencilerle biz hani şey yapıyoruz. Projeyi hazırlıyoruz öyle söyleyebilirim. Şöyle bir 2-3 aylık falan hazırlık dönemimiz oluyor. O süreçte işte birkaç tane toplantı yapıyoruz. Ondan sonra da mesela bir hafta gidiyoruz bir şehre. O şehirde proje yapıyoruz. İşte benim akıl oyunları projelerimde de mesela genelde bizim yaptığımız şey neydi? 20 tane falan akıl oyunu alıyorduk. Kendimiz seçiyorduk oyunları, araştırıyorduk, buluyorduk. Sonra o oyunları hem kendimiz öğreniyorduk hem bütün grubumuza öğretiyorduk. Mesela işte 15 kişiysek o 15 öğrenciyi öğretiyorduk. Sonra zamanı geldiğinde işte gidiyorduk bir şehre. O şehirde bir hafta kalıp orada bir okulda, bir ortaokulda mesela 5. 6. 7. 8. sınıflara oyunları öğretiyorduk. Bunun dışında başka aktiviteler de yapıyorduk oyunlara ek olarak. Sanat aktiviteleri olsun, çeşitli spor olsun ya da değişik oyunlar olsun. O şekilde bir hafta geçiriyorduk. Öyle. Güzel. Böyle söyleyebileceğimiz başka ufak şeyler. Mesela benim çok sevdiğim bir şey, yıllıklarınız sizin çok hoşuma gidiyor. Her sene yıllık basıyor olmanız hoşuma gidiyor. Bizde mesela bizim okulda öyle değil. Sadece 12. sınıfın sonunda hani bir tane yıllık basılır. Ama siz her senenin sonunda bir yıllığınız oluyor. Yine 12. sınıflar içinde daha ağırlıklı oluyor ama diğer sınıflarında böyle fotoğraflarının falan olduğu böyle çok güzel yıllıklar var. Onu ben beğeniyorum. Bir de şey vardı mesela okula pijama ile gidilen bir gün vardı. Onu çok sevdim. Şimdi söylemek istediklerimiz şu anlık bu kadar. Siz de daha fazla bir şey öğrenmek isterseniz aklınıza takılanlar olursa her zaman yorumlara yazabilirsiniz. Zaten çok fazla yorum olmadığı için hepsine cevap veriyorum. Yine Metin de burada. Onu da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hayır, öyle bir şey yok. Siz yorumlara yazarsınız. Ben Metin'e iletirim, sorarım, ona cevap verdiririm. Her türlü yardımcı oluruz yani. Hiçbir sıkıntı yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Metin'e de bugün bana katıldığı için, zaman ayırdığı için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Melilent'ten şimdilik bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz!